Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece Mescid-i Aksa'ya kadar götürülmüş, oradan da arşa çıkarılmıştır. Bu mucize İslam tarihinde ve inancında çok önemli bir yer işgal eder. Bundan dolayı bu kandili kutlamak inşallah bütün insanlığın saadete, barışa ve huzura kavuşması için Cenab-ı Hakk'a ilticada bulunmak hepimizin görevidir diye düşünüyorum. Tekraren bu vesileyle sizlerin de burada ve bütün kardeşlerimizin de Miraç kandillerini tebrik ediyorum. Yalnız Miraç dediğimiz zaman bu hadiseye göz attığımızda buradan bir takım dersleri çıkarma durumundayız aynı zamanda. Çünkü Miraç demek aslında bir bakıma Mescid-i Aksa demek, Kudüs demektir. Ama ne yazık ki bugün Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te İsrail'in, Siyonizmin işgali altında inlemektedir. Unutmayalım ki Kudüs bizim ilk kıblemizdir Müslümanlar olarak. Ama şu anda BOP kapsamında İsrail Kudüs'ü kendi baş şehri ilan edebilmek için ciddi bir çaba içindedir. Hatta ilan etmiştir, sadece dünyanın kabulü bu kararı istikametinde bir çabanın içindedir. Uzun zaman buna direnen birçok ülke bunu kabul etmemiştir ama onlar da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fikir politika değişikliğinden sonra Kudüs'ü baş şehir olarak, İsrail'in baş şehri olarak kabul etme istikametinde adımlar atmışlardır. Muhterem arkadaşlarım, biz Siyonizmin içinde yaşadığımız bölgedeki emellerinin ne olduğunu idrak etmeden bu bölgede ne bir tedbir almamız, bu bölgede ne de huzurun sağlanması mümkün değildir. İsrail ırkçı bir anlayışa sahiptir bu noktada. Bunu kendi inanç temelleri üzerinde inşa etmeye çalışmaktadır. Ama tarihi gerçekleri bir kenara iterek, ta 2000 yıl sene öncesine giderek hak iddiasında bulunmaktadır. Ama büyük Orta Doğu projesi olarak adlandırılan proje, şimdi sanki bundan bağımsız bir projeymiş gibi bütün insanlığa takdim edilmekte. Ne yazık ki ülkemiz de bu proje kapsamında kendisini görev alan bir ülke konumuna getirmiştir. Bizim tarihi hadiseleri değerlendirirken yaklaşık son 120 küsur seneye dikkat etmemiz icap eder. Birdenbire olmamıştır bu. Orta Doğu'da 2000 senedir farklı bir yaşantı vardır. Kudüs'le ilgili her inanç sahibinin, Yahudilerin de, Hristiyanların da, Müslümanların da bir takım hakları vardır, hak iddiaları. Ve bunlar birlikte Kudüs'te yaşamaya ikna edilmişlerdir. Sonunda Müslümanlar Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethinden itibaren ve orada yüzyıllardır barış sağlanmıştır. Osmanlı orada her inanç sahibine
kendi inançlarına göre ibadet etme imkanını tanımıştır. Ama son 120 senedir meydana, 120 küsur senedir meydana gelen gelişmelere baktığımız zaman bugünü o günden görmek mümkündü. Bundan dolayıdır ki 1897 yılında ilk çıkış İsviçre'deki Kudüs'ü civarında bir İsrail devletinin kurulması Theodor Herzl tarafından ortaya atılmış birinci Siyonist Kongresi'nde ve Osmanlı'dan o toprakların kendilerine verilmesi istenmiş, böyle bir talepte bulunulmuş. Sultan Abdülhamit Han da bunun nereye gideceğini gördüğü için o toprakları kendi mülkiyetine almış, vakfetmiştir. İlk adım 1897 yılında Theodor Herzl tarafından atılan adımdır. Sonra tam 20 yıl sonra 1917 yılında daha harp bitmeden İngiltere ve Fransa Sykes-Picot anlaşmasıyla bu bölgeyi münhasır bir bölge olarak tarif etmişler ve İngilizler harpten sonra bu bölgede bir Yahudi devletinin kurulmasına imkan sağlayacaklarını ilan etmişlerdir. Şu manzaraya bir bakın. Adım adım geliyor. Harp onların galibiyetiyle bittiği için Osmanlı tarihe karışmıştır. Ama o topraklarda yaşayan Yahudi olmadığı için İsrail diye bir devlet o tarihte kurulamamıştır. İkinci bir savaşa, dünya savaşına ihtiyaç duyulmuştu. Yoksa kolay mı? 1918 yılında bir savaş bitecek, tam 20 yıl sonra 1938-39 yılında da ikinci bir dünya savaşı başlayacak. Bunun arkasındaki planı görmeden nereye gittiğimizi, nereye götürülmek istenildiğimizi anlamamız mümkün değil. Ve İsrail ancak ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra gene galip üç devletin özellikle de Amerika'nın, İngiltere'nin ve Rusya'nın bir araya gelip yaptıkları bir anlaşma neticesinde 1947 yılında İsrail kurulmuş, 1948 yılında da devlet olarak ortaya çıkmıştır. O tarihlerde ne yazık ki Türkiye'de İsrail'i tanıyan İlk İslam ülkesi olmuştur. Ama bugün geldiğimiz noktada biz öyle bir garip manzarayla karşı karşıyayız ki İsrail'in bu kuruluşuna direnen Arap ülkeleri, Müslüman ülkeleri bugün İsrail'i tanıma noktasında baş şehri Kudüs ilan edilen bir İsrail'i tanıma noktasında sıraya girmişlerdir. Nasıl olup da biz ağlamayacağız bu halimize? Şimdi Türkiye'de belli bir süre askıya aldığı İsrail'le olan münasebetlerini yeniden gerçek geliştirmek için bir çaba içine girdiğini de alenen deklare etmiştir. Muhterem arkadaşlar, bu bölgeyi kana bulamak istiyorlar. Bu bölgeyi yeniden şekillendirmek istiyorlar. Büyük Orta Doğu Projesi denilen projenin asıl adı Büyük İsrail Projesi'dir. Eğer herkes kendi inancına göre, ki batıl olan inancın zaten hükmü kalmaz, dünyayı şekillendirmeye kalkarsa bu dünyada kan gövdeyi götürür. Muhterem arkadaşlarım, bundan dolayıdır ki son gelişmeler Orta Doğu'da bizi endişeye sevk etmektedir. Büyük Orta Doğu diye adlandırılan proje ülkemizi de bölmektedir. Bütün İslam ülkelerini parçalamakta, bunun göbeğinde İsrail bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da bu projeyi destekleyeceklerini alenen deklare etmişlerdir. Şimdi
son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin iki tane nükleer silah taşıyabilen dünyanın en büyük bombardıman uçaklarından olan B-52H diye kısaca isimlendirilen uçağını bu bölgeye göndermesi ve buna İsrail'in destek vermesi hiç de hayra alamet değildir. Nükleer bomba taşımakla da önemli olan iki tane uçağın bu bölgede ne işi var? Nereyi bombalayacaklar? Bu bir gözdağı hareketidir. Ve bunu Müslümanlar, Müslüman ülkeler doğru görüp doğru anlamakla mükelleftir. Burada başı çeken ülkenin Türkiye olması icap eder. Bu gerçekleri yıllardır gören, 50 yıldır bu yaklaşan tehlikeye işaret eden anlayış da Milli Görüş Hareketi'dir. Allah rahmet eylesin, Erbakan hocamız ta bundan 50 küsur sene önce bu tehlikeye işaret etmiş, İslam ülkelerinin bundan dolayı bir araya gelip bu yaklaşan tehlikeyi bertaraf edebilmeleri, kendi haklarını, topraklarını, insanlarını koruyabilmek için mutlaka ittifak kurmaları icap ettiğine dikkat çekmiştir. Şimdi biz bunu bıraktık. Darmadağın olduk. Yaklaşan tehlikeyi hiç görmeden birbirimizi boğazlamakla mükellefiz. Adeta. İşte Irak, işte Suriye, işte Yemen, işte Mısır'da meydana gelen hadiseler, işte Libya, işte Sudan. Nereye bakarsak bakalım kan ve gözyaşı. Sadece burada kalmakla yetmiyor. İran'ın hali, Afganistan, onun arkasından Keşmir'di, Arakan'dı. Hepsi İslam ülkelerinin üzerinde oynanan bir oyuna işaret ediyor. Aman bir araya gelmesinler. Aman birbirlerine sahip çıkmasınlar. Aman hakkı üstün tutacak bir yapı oluşturmasınlar. Allah rahmet eylesin. 1967-69 arasında meşhur Arap-İsrail harbinden sonra İsrail Sina'yı işgal ettiğinde o zaman duyarlı olan Kral Faysal İslam Birliği'ni kurmak için kolları sıvamış, 2 senede bunu gerçekleştirmiş. Cidde'de İslam Birliği'nin karargahını kurmuştu. Biz de oranın bir parçasıydık. Şimdi İslam Birliği'nin varlığıyla yokluğu arasında bir fark kalmadı. Erbakan hocamız bunun dağınıklığını, 57 ülkeyi bir araya getirmenin zorluğunu anladığı için de ilk başında 1996 yılında iktidara geldiğinde kolları sıvamış, süratle D8'leri kurmuştu. Bir araya kolayca gelebilecek, nüfusları her birinin 60 milyondan fazla, tabii kaynakları zengin ama ne yazık ki D8 sadece kurulduğuyla kaldı. Bugün evet İstanbul'da bir genel sekreterlikleri var ama varlığıyla yokluğu arasında maalesef bir fark yok. Onun için ben ülkemizi mutlaka dış politikada duyarlı olmaya davet ediyorum. Dış politikayı yeniden şekillendirmeye başladı iktidar. Evet, bu yeniden şekillendirme eğer gerçekler göz önünde tutulursa çok önemli bir hadise. Ama siz hala Amerika Birleşik Devletleri'ni ve İsrail'i stratejik müttefik olarak görürseniz dünyanın kana bulanmasına, bu ülkenin bölünmesine mani olamazsınız. Bu vebalden de indallah kurtulamazsınız. Bu da böyle biline. Bu laf değil. Bu bir gerçek. Felakete doğru gidiyor. Hem bütün dünya ama başta da kendi memleketimiz Türkiye ve İslam alemi.
Ah, bir Kudüs dedik, bir Miraç dedik. İster istemez bunları gündeme getirme mecburiyetinde kaldık. Ama ülkemizde de tabii birçok hadiselerle karşı karşıyayız. Bazen hava yumuşamış gibi gözüküyor, ümitleniyoruz. Ama hemen onun arkasından yeniden bir kutuplaştırma, kamplaşma kampanyasının başladığına, daha doğrusu başlatıldığına şahit oluyoruz. Bu da bizi endişeye sevk ediyor. Özellikle son zamanlarda iki konudaki şiddet bizi hakikaten üzüyor, endişelendiriyor. Bunlardan bir tanesi gazetecilere karşı yapılan şiddettir. Fikir insanlarına şiddet uygulanmasının altında ne yatıyor bunu anlamak mümkün değil. Hele de saldırıları anlamak mümkün değil. Bu sadece bir gafletin işareti değil. Bu bir hıyanetin işaretidir aynı zamanda. Bu ülkede fikir ve düşünce hürriyetini tahakküm altına almaktan daha büyük kötülük olmaz. Fikir ve düşünce hürriyetinin bir ülkede kamil manada yaşanır olduğunun işareti, iktidarda bulunanların aleyhine bir takım ifadeler kullanıldığında şiddete başvurmadan insanların kendi fikirlerinden dolayı sıkıntıya düşeceklerini akıllarına bile getirmemelidirler. Bu inanç olmalı. Ama ne yazık ki son zamanlarda gazetecilere, düşünürlere karşı saldırıların olduğuna şahit oluyoruz. 2019 yılında 34 gazeteciye saldırı olmuş, 2020 yılında da 17 gazeteci saldırıya uğramış. Biz adım adım bir rekora doğru orada da gidiyoruz. Son günlerde Levent Gültekin'e bir saldırı gerçekleştirildi. Şunu hemen ifade edeyim ki Levent Gültekin'in son zamanlardaki değerlendirmelerinin hiçbirisine katılmıyorum. Tam tersi, hakikaten insanı derinden yaralayacak tarzda bir zamanlar yakın olduğu Erbakan hocamızla ilgili söylediği sözlerin hepsini al çöpe at. Benim kanaatim bu. Ama böyle bir fikri gündeme getirildiği için kendisine bir saldırı yapılıyorsa o saldırının da karşısında olduğumu herkesin bilmesini ister. Herkes fikrini söylemekte serbesttir. O fikri kullandığı ifadelerle karşı tarafı rencide edecek tarzda ifade ederse onu da tasvip etmem. Ama bunun cevabı sopayla verilmemelidir. Verilmemelidir. Saldırıyla verilmemelidir. Korkutarak verilmemelidir. Çünkü fikir ve düşünce hürriyeti benim muhaliflerime tanınmazsa yarın benim de fikir ve düşünce hürriyetime saldırılar gerçekleştirilebilir. Ben bunu idrak edecek noktadayım. Başkaları da idrak etmektedirler. Düşünemeyenler, düşünme yetkisi, yeteneği olmayanlar ancak saldırıyla problem çözmeye kalkarlar. Bundan dolayıdır ki Gültekin'in fikir ve düşüncelerine hiç itibar etmememe rağmen ona yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ümit ediyorum ki bu ortam kısa zamanda ortadan kaldırılır, düzeltilir. Yani sırf bir yer işgal etsinler diye Voltaire'in meşhur bir sözü var. Bazen Batılıların böyle süzülmüş, adeta imbikten süzülmüş gibi sözleri de oluyor. Diyor ki, düşüncelerine katılmıyorum ama senin düşüncelerine savunma hakkını sonuna kadar savunuyorum.
Voltaire bu sözü söylemiş, yerine getirme gayretine girmişse biz neden söyleyemeyelim ki? Onun için bizim inancımızda bu vardır baştan beri. Cenab-ı Hak bile insana sık sık tekrar ediyorum, en büyük nimetlerinden birisi olarak aklı vermiş ama dinde zorlama olmaz diye kendisi emirde bulunmuş. Kimseyi Müslümanca inanmaya zorlamayın. Zorlarsanız münafıklar doğar sadece. Siz insanı zorla bir noktaya getiremezsiniz demiştir. Tabii ikinci konu ise bu şiddetle geçenlerde kadın günü olarak kutladığımız gün münasebetiyle söylüyorum ve üzülerek ifade ediyorum ki son zamanlarda ülkemize kadına karşı yapılan şiddette maalesef bir artış gözlemeye başladık. Hatta son 10-15 yılın rakamları ortaya atıldığında bu şiddetin 10 misline kadar arttığına şahit oluyoruz. Bunu bizim kabullenmemiz mümkün değil. 2020 yılında 300 kadının katledildiği raporu var önümüzde. Bunlara ilave olarak da 170 kadının ölümü şüpheli olarak zapta geçirilmiş, kayıtlara alınmış. Kadınlar arasında yapılan anketlerde görülüyor ki kadınlar en çok şiddetten endişe duyuyorlar. Bu bizim için kanayan bir yaradır. Bunu hemen ifade edeyim. Sadece ülkemizde değil, kadına şiddet bütün dünyada ciddi bir problem olarak gözükmektedir. Bu kanayan yarayı durdurmak için bizler gerekli adımları atmakla mükellefiz. Biz artık ülkemizde kadına şiddetin olağan bir hadise olarak görülmesini istemiyoruz. Annelerimizin, eşlerimizin, kızlarımızın güvende ve geleceğinden emin bir şekilde yaşaması için çalışma ve eğitim hayatı başta olmak üzere tüm alanlarda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Sadece kanun yaparak, sadece hukuki düzenlemelerle bu konunun üstesinden gelmek mümkün değil. Kanunlar çıkardık. İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etti Türkiye. Ne oldu? Kadına şiddet 10 misli arttı. Biz sadece kanunlar çıkararak değil, toplumda gerekli adımları atarak, eğitimde, mutlaka bu konu gündeme alınmalı ve işlenmeli. Çocuklar zihinlerinde böyle bir yanlışlığa tevessül etmemeleri gerektiğini anlayarak, özümseyerek yetişmeliler. Televizyon programlarında, dışarıda bu konu bu şekilde işlenmeli. Siz her televizyon programında kadına şiddeti güncel hadiseymiş gibi gösterir, arkasından da bak bu ne kadar kötü bir şey anladın mı dersen, başına bir bela gelir senin. Bunu düzeltmenin yolunu aramak mecburiyetindeyiz biz. Sadece yasak koymak, sadece zaten yasak bu. Hangi inançta kadına şiddet kabul görmüş ki? Ama tedbirler alınırken yanlış yollara gidiliyor. Aileyi korumadan kadına şiddeti koruyamazsınız. Önleyemezsiniz şiddeti. Aile toplumun çekirdeği, temeli. Şimdi biz aileyi de yok edeceğiz, kadını da yücelteceğiz. Emekçi kadınları da en öne çıkaracağız. Kaç tane kadın çıktı emekçi öne? 500 tane. Hadi bıraktık 5000 tane. Geriye kalanlar ne olacak? Bu kadar idrakten aciz
olmamalıyız. Ben düşünürlerin, sosyologların, psikologların, hele de sosyopsikolog dedikleri bu iki unsuru bir araya getirerek toplumun nasıl yönlendirilmesi gerektiği konusunda fikir üretenlerin, politika geliştirenlerin desteğine ihtiyacımız var. İnanca ihtiyaç var. İnancın bu konuda temel değerlerinin topluma enjekte edilmesine ihtiyaç var. Ben onu reddederim. Evet, o zaman başına gelene razı olursun. O zaman önleyemezsin. İnancı olmayan, bu konuyu hazmetmemiş, içselleştirmemiş bir insan, Allah muhafaza etsin, yeri geldiği zaman zıvanadan çıkar tabiri caizse. Onu önleyemezsin. Sokak ortasında insanı öldürür. Sadece kadını değil. Cinayetler son zamanlarda artıyor. Niye? İnsanların psikolojisi bozuldu. Ekonomik sebeplerle bozuldu. Sosyal sebeplerle bozuldu. Siyasi sebeplerle bozuldu. Artık birbirlerine karşı insanlar sevgi beslemeyi önemsemiyor. Kim duymaya teşvik ediliyorlar? Kim yapıyor bunu? Başta siyasiler. Söze başlarken sen hainsin diye başlarsan, o da der ki bu adam hainse onun ortadan kalkması gerekir. Benim de aklım başka şeye ermiyor, gidip onu ortadan kaldırayımdır. Baş müsebbip sen olursun. Allah, Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Düşünmeden, idrak etmeden, meseleye suhuletle yaklaşmadan, her yolu denemeden sadece zecri tedbirlerle şiddet önlenemez. Tam tersi, şiddet artar. Bundan dolayı ben iktidarı, siyasileri bu konuda ve kadın örgütlerini bu konuda salim bir akılla meseleye yanaşmaya davet ediyorum. Şimdi Türkiye'de kadını öne çıkaracağız diye aileyi yok saymanın yolları aranıyor. Allah akıl fikir versin. Evlenme yaşı çıkmış 28'e. Allah akıl fikir versin. Kadına önem vereceğiz diye analık vasfını, eşlik vasfını ikinci plana itmeye kalkışılıyor. Allah akıl fikir versin. Ana şefkattir ya. Sevgidir. Hayattır. Siz bunları göz ardı etmeye kalkarsanız bu şiddeti önlemeniz mümkün olmaz. Tabii şiddetin sebeplerini sadece bu noktalara inhisar ettirmek de belki doğru olmaz. İster istemez içimden duyduğum hisleri biraz yüksek sesle ifade etme mecburiyetini hissediyorum. Ama sadece iş orada olmuyor. İnsanlar yaşadıkları toplumda bütün ihtiyaçlarının da rahatlıkla karşılanmasını arzu ederler. Ekonomik bunalıma giren bir ailede maalesef bazen şiddet daha kolay ortaya çıkar. İnsanlar kendi sıkıntılarının üstesinden gelemedikleri takdirde kendi canlarına kıyacak kadar şiddete meyledebiliyorlar. İnsan kendi canına kıyar mı? İntihar eder mi? Ediyor. Gencecik çocuklar. Sebep, ekonominin rayında gitmemesi. Bugünkü iktidarın ekonomiyi düzlüğe çıkaramaması. İşsizliği, geçim sıkıntısını ortadan kaldıramaması. Zannediyorlar ki işsizlik azaldı. Geçim sıkıntısı ortadan kalktı deyince işsizlik ortadan kalkmış olur. Geçim sıkıntısı da olmaz. Yok ya. Bunu siz yüksek sesle söylediniz diye bu problemler ortadan kalkmaz. Bunlar bir gerçek. Üstelik rakamları da fazla rakamlarla da oynayamıyorsanız. Siz bu rakamları toplayan
kurumların başındaki insanları değiştirmeyi kolay görüyorsunuz. O adamları sık sık değiştiriyorsunuz. Ama o adamların değişmesi bu hususlardaki fecaatin değiştirilmesi manasına gelmez. Şunu hemen her seferinde söyledik. Ekonominin birinci meselesi üretimdir. Milli gelirin artması üretimle gerçekleştiği takdirde o ülkede huzur olur. Milli gelirin artması bir de bu adil paylaşıldığı takdirde topluma huzur gelir. Ancak siz bunu yapmak istiyorsanız bunu rakamlarla da ortaya koymak mecburiyetindesiniz. Üretim, milli gelir artıyor mu? Rakamlar belli. İstediğimiz istikamette gitmiyor. Bazen düzeliyormuş gibi görünüyor ama siz borcu da milli gelirin üstüne korsanız, yaptığınız sosyal yatırımları da bunun üstüne korsanız, ama istihdamı artıramazsanız, sizin bu artıştan ülkeye herhangi bir fayda sağlamanız mümkün olmaz. Güdülen ekonomik politikalar bundan dolayı önemlidir. Şu anda işsizlik artmıyor, azalıyor. Efendim işe müracaatlar azaldığı için istihdam da azalıyor bir taraftan, işsizlik de azalıyor. Bu şaşkınlığın ifadesidir. Hem istihdam azalacak, yani çalışanların adedi azalacak, hem de işsizlik azalacak. Ya bu yani akla ziyan. Ama bunu açıklamada bir mahsur görmüyorlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi bugün Türkiye'de yürütülen faiz politikasıdır. Ekonominin doğru işlemediğinin en açık göstergesidir. Bütün dünyada faizler sıfıra inmiş. Sık sık söylüyoruz ama Türkiye'de %17 Merkez Bankası faizler. Bu faizler sanayiye çıktığı zaman, bankalara intikal ettiği zaman %24-25, tarıma gideceği zaman %132. Çiftçi nasıl ayağa kalkacak? Şu manaya geliyor bu. Çiftçi öyle bir gelire sahip olacak ki artan bu faizi karşılayacak, masraflarını ödeyecek, arkasından da kendisini geçindirecek bir miktar kalacak. O zaman fiyatlar alır başını gider bugün olduğu gibi. Buna rağmen çiftçi ayakta duramıyorsa burada bir problem var demektir. Esnaf ayakta duramıyorsa bir problem var demektir. Sanayici yatırım yapamıyorsa burada bir sıkıntı var demektir. İnsanlar bazen zaruri ihtiyaçlarını ve borçlarını ödemek için borca tevessül ediyor yeniden ve bunu yüksek faizle kullanıyorlarsa burada çok ciddi bir problem var demektir. Muhterem arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı'nın rakamlarını bu konuda size takdim etmek istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılının Ocak ve Şubat aylarında bu sene 32,5 milyar lira faize para ödemiş. 32,5 milyar lira. Geçmiş yıllarla mukayese ettiğimizde biz bunun ne manaya geldiğini biraz daha dehşetle görüyoruz. Çünkü 2019 yılında aynı dönemde 21,3 milyar lira faize para gitmiş. 2020 başında bu biraz düzelir gibi olmuş. 20,4 milyar lira ödenmiş. Ama birdenbire bir sene içinde bu 32,5 milyara çıkmış. Ne olmuş? %50'den fazla artmış. 2 ayda ödenen faiz %50'den fazla artmış. Muhterem arkadaşlarım, böyle gittiği takdirde Türkiye borca mahkum hale düşer. Başta söyledim. Ekonominin düzelebilmesi için bütün kaynakların üretime ait çalışmalara, yatırıma demiyorum sadece,
çalışmalara tahsis edilmesi lazım. Çünkü tarımda mevcut tarlalar ekilip biçilecek. Tamamının ekilip biçilmesi lazım. Yeni yatırımlara ihtiyaç var. Onların yapılabilmesi için faizsiz kredilere ihtiyaç var. Yeni bir fon oluşturulmalı ki bu fon yatırımda kullanıldığında maliyetler ucuzlasın, müteşebbisler daha rahat yatırım yapabilir bir hale gelsin. Yeni iş imkanı böylece sağlansın. Buradan yapılan üretimle ya ithal ikamesi sağlansın veya ihracat yapılsın. Bu kadar basit. Ama siz yatırımda bile bu yüksek faizli kredileri kullanmasını isterseniz kimse yatırıma meyletmez. Yatırım yapılmadığı zaman da bu memleketin problemleri düzelmez. Ve biz faiz lobilerini desteklemek mecburiyetinde kalırız. Çünkü faizle alınan meblağların dışı hep kökü dışarıya bağlı. Dışarıdan alıyoruz, sonra onu dağıtıyoruz. Bundan dolayı da maalesef dış lobileri destekliyoruz onların hayat bulmasına. Son zamanlarda dikkat edin, birdenbire ufak tefek bir çalkantı oldu, döviz birdenbire yükselmeye başladı. Hemen dolar 7.10'da 6'yı geçti. Ha inip çıkabilir ama nihayette herkes görüyor ki bunun daha düşük bir seviyede denge sağlaması mümkün değil, dengeye kavuşması. Türkiye'nin ekonomisi düzelmeden bu rakamların düzelmesi mümkün değil. Şimdi iktidar bir takım çalışmalarla bunları düzeltme çabasının içine girdi. Ama ben burada atılan adımların hiçbir noktada yapısal olarak Türk ekonomisini düze çıkarabileceğini göremiyorum. Ekonomistler de görmüyor. Sadece iktidar bu mentalitesini terk etmeden ona yeni kılıflar uydurmaya çalışılıyor. Bununla da problemlerin çözülmesi mümkün değil. Bunu hepimiz görüyoruz, hepimiz idrak ediyoruz. Bizim bu konuyla ilgili yapısal hangi düzenlemelere ihtiyaç var? Tekrar söyledik. Bu faiz belasından Türkiye'nin kurtulması lazım. Finansman kurumları faizsiz olarak yatırımları destekleyecek bir yapıya kavuşturulması lazım. Bu ayrı bir çalışma ister. Ayrı bir kararlılık ister. Gerçekleştirilebilir mi? Elbette gerçekleştirilir. Gerçekleştirildiği takdirde de Türkiye'de yepyeni bir dönem başlar. Yetmez. Vergi mevzuatında mutlaka gerekli düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç var. Siz bugünkü vergi mevzuatıyla, bugünkü kargaşayla maliyetler üzerinde garibanın omuzlarındaki yükü ortadan kaldıramazsınız. Yük eninde sonunda geliyor, tüketiciye dayanıyor. Onlar bunu ödüyor. Varlıklı olan insanların kademe ödemeleri o kadar umurlarında bile değil ki. Milyarları kazananlar, yani yüz binleri, binleri rahatlıkla sarf ederler, sokağa bile saçarlar. Onun için iktidarın vergi mevzuatını mutlaka vatandaşı düşünerek, özellikle asgari ücret üzerindeki vergileri kaldırma noktasına getirmeden bu düzelmez. Yeni yatırıma başlayan insanların yaptıkları harcamalar üzerindeki vergileri sıfır noktasına neredeyse indirmezseniz düzelme meydana gelmez. Onun için bizim buralarda çok ciddi adımlar atmaya ihtiyacımız var. Şeffaf olmak ekonomide çok önemlidir. İhaleler yapılırken
yüze yapılacak bir ihaleyi siz ki herkesin gözünden kaçırarak 300'e 500'e verirseniz bunun hesabını evet siz ödersiniz sonunda. Başlangıçta millet öder. Ödüyor da zaten. Gücü yetmiyor ki. Görmüyor ki. Görmediği için de her şey normal gidiyor zannediyor. Herkes dile getiriyor, ben de söylüyorum. Hazerfen havaalanı. Ya Allah rızası için 3 tane civarındaki ilin nüfusu bile bunu karşılamazken nasıl oluyor da bilmem ne kadar milyonluk bir garantiyi alıp oraya siz havaalanı yapılmasına izin veriyorsunuz? Tamamı bütçeden çıkıyor. Yani şu kadar zerre kadar kalbinde Allah korkusu olan buna rıza gösteremez. Ben Müslümanım demek yetmez arkadaş. Müslümanlık lafla söylemekle bitmiyor. İnanacaksın kalbinde, gereğini de yerine getireceksin. Garibanın sırtına o yükü nasıl yüklediniz ya? Hiç mi Allah'tan korkmadınız o kararları alırken? Memurundan amirine, siyasete kadar hepsini katarak söylüyorum. Hiç mi Allah korkusu yok sizin kalbinizde bu kararları alırken, bu ihaleleri yaparken? Nasıl oluyor da Çin bizim İstanbul havaalanından daha büyüğünü 8 milyar dolara mal ederken biz İstanbul'u 30 milyar dolara mal etmişiz ya? Nasıl olmuş bu? Bunun hesabını bize vermeyebilirsiniz. Ama Cenab-ı Hak bunun hesabını bizim adımıza senden, sizden sorar. Ha efendim, benim bunun altında başka yapacağım hizmetler var. Git onun hesabını başkasına ver. Şeffaflık olmadan ekonomi düzelmez. Sırtımızdaki yükün büyüklüğünü bilmiyoruz. Onun için Allah yar ve yardımcımız olsun demekten ileri gitmiyorum. Yalnız şunu hemen ifade edeyim. Geçen hafta Ostim'e uğradım. Yani Ostim'i de methederken onlara bir zarar gelmesini istemem. Ostim bir organizasyon. Ankara'da. Hasbel kader oraya teşvik belgesini de ilk defa ben vermiştim 1975 veya 76 yılında. Devlette bir görevli olarak çalışırken. Ama bugün gördüğüm manzara beni fazlasıyla memnun etti. Öyle bir sistem oturtmaya çalışıyorlar ki her konuda sanayide işbirliğini bizzat kendileri sağlıyorlar. Bir üniversite kurdular. Aynı manzarayı üniversitede de gördüm. Arkadaşlarımızla beraber gittiğimiz zaman orada bir metrobüs inşa imal edildiğini, bu metrobüsün dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini, birçok belediyenin bunu alıp kullandığını, ama ne hikmetse devlete iktidar sahibi olan belediyelerin aldıkları metrobüsün bedelini bir türlü 2 seneden önce ödemediğine şahit olduk. %100 yerli, elektrikli. Mükemmel bir araç. Raylı sistemdekini de kurmuşlar. Bir kelime iktidardan bunlara bir teşekkür duydunuz mu bugüne kadar? Bu ne biçim iş ya? Elektrikli araba üretecektik. 40 milyon dolar onun motorunun geliştirilmesi için para harcadık. Şimdi ortada bir laf gelmiyor. Niye bilmiyorlar? Kim üretecek? Nasıl üretecek? Bilinmiyor ki. Başkasından almaya karar verdiler. Biz geliştiremeyiz bunu diye. Ama Hacettepe'de 3 tane akademisyen %100 yerli bir arabayı kendileri dizayn edip üretiyor. Bir Allah'ın kulu çıkıp da yahu siz bunu nasıl başardınız? Allah sizden razı olsun. Ne mükemmel bir iş yapmışsınız. Üstelik de kendi kendinize kimseden yardım almadan demiyor. Böyle bir ülke kalkınamaz. Böyle bir ülke ayakta duramaz.
Onun için bugünkü iktidar ülkenin problemlerini çözmüyor. Sadece göz boyuyor. Göz boyayarak problemler çözülmez. Meşhur bir söz vardır. Birinci mısra söylenir, ikinci mısra pek söylenmez. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz demişler. Yani lafı bırak, yaptığı işe bak. Arkasından aslında eklenmiş. Görünür rütbeyi aklı eserinden. Bugünkü dile çevirirsek, aklının rütbesi yani özelliği, büyüklüğü onun eserinde görülür. Lafa bakma. Ortaya koyduğu esere bak. Şimdi bizim halimizi en güzel tarif eden deyimdir diye düşünüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet. Kandille başladık. Biraz üzüntüyle, heyecanla kapattık. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah bu kandil vesilesiyle yapılan dualar Cenab-ı Hak indinde makbul görülür. İnşallah ülkemizde bir barış ortamı, huzur ortamı sağlanır. Siyasiler birbirlerinin hasmı, birbirlerinin düşmanı gibi değil, birbirlerine farklı fikirlerde olan ama bu ülkenin birer ferdi, insanı, kardeşi olarak muamele eder. Böyle olursa da ülkemize hem huzur gelir hem de ülkemiz kalkınır, problemlerini çözer diye inanıyorum. Biz Saadet Partisi olarak bu problemlerin çözümünde çok temel projelere, prensiplere sahibiz. Bunu da yıllardır dile getirdik. Bir defa daha söylemeden geçemeyeceğim. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışacağım. Buyurun. Efendim Ahmet Sesli Milli Gazete'de. Evet. Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu'ya dikkat çeken bir ziyaret olmuştu. Papa Francis Irak'ı ziyaret etmişti. 3 günlük evet. Süren bir ziyarette. Ülkedeki tüm taraflarla da görüşmüştü. Irak Kürdistan bölgesel yönetimiyle görüştüğü zaman ziyaretin anısına yönelik bir pul bastırılmıştı. Ve bu pulda yer alan haritada Kürdistan haritasında Türkiye'deki Doğu ve Güneydoğu illeri de bu kapsama alındı. Sizden bu pulu hem de ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biz bu tip diyalogların sağlanmasının faydalı olduğunu düşünüyoruz. Ama Batı'da maalesef bu tip meseleler her zaman siyasi bir amaç güderek yapılıyor. Ben özellikle bu bölgede yaşayan, bu bölgenin asli unsurları olan kardeşlerimi, Arapları da, Kürtleri de, Türkleri de aklı selime davet ediyorum. Sakın ola ki size dışarıdan yapılan bir takım iltifatlar gerçekleri görmenize engel olmasın. Burada bir plan yürütülüyor. Bunu anlattım. Bu planın adı Büyük Orta Doğu Projesi. Esas adı ise Büyük İsrail Projesi. Bu gerçeği görün. Efendim, biz hepimiz Hazreti İsmail'in sülalesinden geliyoruz. Hepimiz, biz bunu ısrarla söyledik. Milli görüş Hazreti İbrahim'in inancına dayanır. O dönemdeki peygamberler ister Yahudi diye isimlendirilsin, ister Hristiyan olsun aynı inanca sahiptir. Tevhid inancına. Sonradan bozulmuştur. Bozulmuş inançlar birleşme vesilesi olamazlar. Bunu herkes bilmeli. Ama fitneye vesile olabilmek için atılan adımları görmezse kardeşlerimiz burada çok ama çok büyük yanılgıya düşmüş olurlar. Bu ülkeyi kana bulanmak isteyenlere destek olmuş olurlar. Ben sadece bu konu üzerinde düşünmeye davet ediyorum bunları. Evet. Bir diğer sorun da AK Parti son günlerde siyasi partiler ve seçim yasası üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar içerisinde hazine yardımı başta altına dikkat çeken
bir ifade vardı. Orada terörle ilişiği olan partilerin kapatılmadan hazine yardımından mahrum bırakılacağı, hazine yardımının kesintiye uğratılacağı söyleniyordu. Şimdi HDP'nin kapatılması tartışmaları gündemde. Bu gündem ve bu hazırlanan, çalışılan yasayı nasıl değerlendiriyorsunuz kesinlikle? Zanla gerçek her zaman örtüşmez. Zanla hüküm verilmez. Onun için adaletin tecelli etmesini istiyorsanız bir yerde adli mercilerin vereceği kararı beklemek mecburiyetindesiniz. Herhangi bir şekilde bir hükümet sadece siyasi sebeplerden dolayı birilerini dışlamak isteyip de bunların terörle ilgisi vardır diye karar almaya kalkması hukuku rafa kaldırmak manasına gelir. Siz onu böyle bir ifadeyle hukukun içine dahil etmiş gibi gözükürsünüz ama aslında hukuku rafa kaldırdınız demektir bu. Her konuda bunu yapmak mümkün. İktidar, ben falancanın sahtekarlık yaptığına inanıyorum. Onun için onu atarım. Bütün malına el korum. Mahkemeye veririm. Mahkeme sonunda onu masum kılarsa o malları da iade ederim. Bununla ne farkı var? Adalet mülkün temelidir. Siz adaleti rafa kaldırarak hakkı hakim kılamazsınız. Buradaki endişe sadece terörü bahane ederek birilerini cezalandırma yoluna gidiyorum mantığına zemin hazırlar. Bu da doğru olmaz. Evet. Efendim TV5'ten Alper İnanç. Vaka sayıları artıyor. Bir yandan da Sağlık Bakanı'ndan uyarılar var. Bakan sınırlarımızı koruyalım. Virüsün ne zaman saldıracağı belli olmaz dedi. Fakat AK Parti kongreleri hız kesmeden devam ediyor. Kongre salonlarında kendi tanımlamalarıyla levalip kalabalıklar var. Ne söylemek istersiniz bu konuda? Yani tabii bu spekülatif bir konu. Sayın Erdoğan zararı olup olmadığına bakmadan ihtişamlı tablolardan yararlanıyor. Moral olarak destek buluyor. Çünkü genelde toplumda bir zayıflama görüldüğü için AK Parti'de en azından kongrelerde bir ihtişamlı manzara ortaya çıkarsa yok ya o söylenenler doğru değildir gibi bir kanaat kendinde hasıl olduğu için kendi kongrelerini böyle yapmakta bir mahsur görmüyorlar. Ama şunu düşünün, aklım almadı. Kendi tayin ettikleri bir kaymakam bir yere gidiyor, dükkanın içinde, eczanede, üç tane hanım oturmuşlar sohbet ediyorlar. Orada çalışanlar bunlar, cezayı kesiyor. Gider mahkemede kendinizi halledersiniz, hayır haklıysanız o çıkar meydana diyor. 3 kişi, öbür tarafta 300 kişi, 3000 kişi. Bu ayrımı yapamayanlar, hakikaten Türkiye'nin problemlerini çözemezler. Onun için dedim ben, ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Okullarda biz hakikaten yüz yüze eğitimin başlamasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu yönde alınan kararları, alınan tedbirlerle birlikte hayata geçirilmesinde fayda vardır diye düşünüyoruz. Ama tedbirler alınarak. Fakat siz bir tarafta yüzlerce, binlerce insanı toplayacaksınız. Sizi alkışlıyorlar diye orada bir mahsur görmeyeceksiniz. Öbür taraftan da 3 kişi bir araya geldiği zaman vay sen mesafe mefhumuna riayet etmedin diye ceza keseceksiniz. Bu mantık çarpık bir mantık. Bu mantık düzelmeden Türkiye düzelmez. Türkiye'de de bu salgın özellikle de bu büyük toplantılarda eğer gerekli tedbirler alınmazsa kolay kolay da önlenemez diye düşünüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Zor bir dönem. İktidarı da ben burada bütünüyle suçlamıyorum çünkü hakikaten zor bir dönemden geçiyoruz. Ama başkasına uyguladığınızı kendiniz için hiç önemli görmüyorsanız burada adalet olmaz. Buradan bir netice de çıkmaz.
Evet, başka bir soru yok. Bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Tekrar kandilinizi tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun.